Merhabalar, Rüya Yemek Tarifleri olarak kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel kızımla beraber haşhaşlı, ıspanaklı revani tarifi vereceğim. Dilerseniz malzemelerimi sayayım. 1 su bardağı yağım, 1 su bardağı yoğurdum, 1 su bardağı şekerim, 1 su bardağı irmiğim, şöyle 1 çay bardağı kadar rondoya vermiş olduğum ıspanağım, 1 çay bardağı ise haşhaşım var. 2 su bardağı elediğim unum var. 3 tane yumurtam, vanilin ve kabartma tozum var. Şimdi ise yumurtalarımı kırmakla başlayayım. Şimdi ise şekerimi ilave ediyorum içerisine. Ben ilave edebilirim. Tamam, bir dahakine sen devam et kızım, tamam mı? Bir kere ben aldım. Dur, şimdi değil kızım. Önce biraz bunu karıştırmamız gerekiyor. Aklım çok serbest içeceğim. Şimdi içerisine 1 su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Şimdi içerisine 1 su bardağı yağımı ilave ediyorum. Ve bu sıvıları bununla güzelce karıştırıyorum çırpıcım ile. Son olarak kalan malzemelerimi de içerisine ilave ediyorum. Hadi koyabilirsin kızım. Bir çay bardağı haşhaşım vardı, onu ilave ettik. Şimdi ise içerisine bir çay bardağı rondoya verdiğim ıspanağım vardı, bunu ilave ediyorum. Bunları da karıştırıyorum. İçerisine bir su bardağı irmiğim vardı, bunu ilave ediyorum güzelce. İçerisine iki su bardağı unum vardı, bunu kaşık yardımıyla içerisine alıyorum. Bir adet kabartma tozum vardı. Bakacağız kızım. Eğer hamurumuz çok cıvık olursa koyacağız. Olmasa koymayacağız. Şöyle kabartma tozum ilave ediyorum. Tamam, ben şey yapayım. Şimdi ise çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak kalan unumu da içerisine ilave ediyorum. Şöyle. Görüldüğü gibi kek hamurunu kızımla beraber hazırladık. Şimdi kızım sana çok güzel bir görev veriyorum. Bunu güzelce yağlayacağım, tamam mı? En zor bu, en zor. Görevini başarıyla yaptı. Şimdi ise içerisine yapmış olduğumuz hamuru güzelce döküyoruz. Bence ben döksem daha iyi olur. Ne dersin? Onu ben yapabilirim. Hepsini şöyle bir hafifçe sallıyorum. Her tarafı eşit şekilde dağılması için. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Revanimin şerbeti için içerisine şöyle küçük bir limon parçası koydum. 2 su bardağı şekerimi ilave ettim. Şimdi ise 2,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve ocağımı alıp kaynamaya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ıspanaklı haşhaşlı revanim pişti. Bunu güzel tepsimden çıkardım. Şöyle fazla olan kısımlarını bıçak yardımıyla kesiyorum. Tabağımı alıyorum. Pasta
pastamın onun üst katmanını aldım. Şimdi ise tekrardan kendi tepsisine ilave ediyorum. Ve üzerine yapmış olduğum şerbeti güzelce döküyorum. Şerbetimiz soğuk, tatlımız ise ilk sıcağını aldıktan sonra şerbetimizi ilave ediyoruz. Şimdi ise üzeri için krem şantimizi hazırlayacağız. Ben toz krem şanti kullanıyorum. 1 su bardağı toz krem şantimi yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı sütümü de karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Ve bunları güzelce karıştıracağım şimdi. Son olarak yapmış olduğum krem şantimi pastanın üzerine güzelce yayacağım şimdi. Kekimin kabaran kısımlarını almıştım. Onları güzelce elimle ovdum. Şimdi ise pastamın üzerini süsleyeceğim. Kızımla beraber. Aferin kızıma. Her tarafına böyle kızım. Her tarafına. Ben çoğunu aldım bayağı. Aferin sana. Çok da elime sürüyor. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis için keseceğiz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Video tariflerimizi beğeniyorsanız beğeni paylaşmayı. Yayınlanacak yeni tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.